Doktorum ultrasonografide kanama alanı gördü ama benim kanamam yok. Bu çok sık olan bir şey. Özellikle gebeliğin ilk haftalarında kanama alanı demek o bölgeden bir kanama oldu demek. Ama dışarıya boşalmaması ne demek? İçeride birikiyor demek sonuç itibariyle. O içeride biriken kan niye akmıyor? Çünkü rahim ağzıyla bir bağlantısı olmadığı için o biriken kanın dışarıya akmıyor. Ne olacak peki o kan? İnşallah gebelik devam ettikçe çünkü bu bir düşük belirtisi de olabiliyor bazen. Devam ettikçe gebelik o kan içindeki materyal vücut tarafından geri emilecek. Vücut hiçbir şeyi boşa harcamaz. O materyal, o kan materyalinin içinde demir var, proteinler var, çok çeşitli yapı taşları var. Vücut onları hiçbir zaman israf etmez ve yavaş 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 emilir. Ama bazen rahim ağzına doğru yol bulduğu zaman o kanama alanı rahim ağzından kanama şeklinde boşalarak ve genelde de koyu bir şekilde kan, koyu bir kan şeklinde dışarıya boşalarak o kanama alanı azalıyor. Yeni üretim olmamışsa yani yeni kanama oluşmamışsa, gün geçtikçe o kanama alanın ufaldığını görüyoruz. Bebek de büyüdükçe oraya baskı yapıyor. O baskı yaptıkça vücut tarafından emilme mekanizması daha da kolaylaşıyor. O baskı yaptıkça bazen, rahim ağzından yol bulup dışarıya boşalabiliyor. Yani rahim içinde kanama alanı var demek, hematom var demek düşükle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Ama kanama bazen olabilir, bazen olmayabilir. Eğer yol bulmuşsa dışarıya boşalır. Eğer yol bulamamışsa içeride birikir. Tabii ki bir düşük belirtisi de olabileceği için düzenli olarak takip etmek lazım. Ama kanama alanı var demek mutlaka kanama olacağı anlamına gelmemeli yani dışarıya boşalacak yolu olmayan bir kanama alanı içeride yavaş yavaş vücut tarafından emilecektir.